Evet arkadaşlar Endemi'nin ayeti kitabının eşitsizlikler iki, eşitsizlikler iki testiyle karşınızdayız. İlk sorumuza bakalım. İfademizin büyük eşit sıfır olmasını istiyor. 3 üzeri x eksi 90 demiş. 3 üzeri x eksi 90. Bunu ee, bunun köklerini incelediğimizde x ne olacaktır arkadaşlar? Burada bir sayı doğrusu çizersek eğer şu şekilde. E 4'ten biraz büyük bir sayı yani şurada şurası 4 olsun şurası 5 olsun 4'ten biraz büyük bir sayıdan itibaren şuradan bir yerden itibaren bu tarafımız ne gelecektir arkadaşlar? Pozitif gelecektir. Ama şu tarafımız ne gelecektir arkadaşlar? Negatif gelecektir. Tamam değil mi? Şuraya baktığımda da sıfıra eşit dediğimde 3 ek özür dilerim. 3 eksi 2 x eşittir sıfırdan. X'imiz ne gelecektir? 3 bölü 2. 3 bölü 2'nin sağ için bu negatif olacaktır. Solu için pozitif olacaktır. 3 bölü 2 de nerede arkadaşlar? Şurada bir yerde. Şuraya da 3 bölü 2 dersek doğru mu? 3 bölü 2'nin sağ için ne olacaktır arkadaşlar? Negatif. Yani şu kısımda negatif olacak. Bu kısımda ne gelmiş olacak arkadaşlar? Pozitif gelmiş olacak. Bu bölümün ne olmasını istiyorum ben? Pozitif olmasını istiyorum. Yani ya de artı olduğu yere ya ikisinde eksi olduğu yere bakmam gerekiyor. Zaten bu tarafta bu eksi bu artı burası olmaz. Şu aralıkta ikisinde eksi olduğu bir aralık var. Ne, ne kadar arkadaşlar? 3 bölü 2'den şuradaki 4 küsürlü değerime kadar. Şimdi 3 bölü 2'den büyük tam sayıda düşüneyim o zaman. Demek ki 2 bunu sağlayacaktır arkadaşlar. 3 bunu sağlayacaktır. 4 bunu sağlayacaktır. Ama 5 sağlamayacaktır. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü 5 yazdığım anda 5 yazdığımız anda artık burası pozitif kısma geçecektir ve bunların bölümleri negatif olacaktır. Demek ki sağlayan tam sayılarımız 3 bölü 2'den büyük, 4 küsürden biraz küçük olacaktır. Bu da 2'yi, 3'ü ve 4'ü benim elime verecektir arkadaşlar. Demek ki 3 farklı tam sayı bunu sağlıyormuş arkadaşlar. Eşitsizliğin sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Baktığımızda zaten kökler toplamı kök 3 artı kök 7 çarpımları kök 21 gelir. Yani ben bunu çarpanlarına ayırdığımda x eksi kök 3 çarpı ne yazmam gerekir arkadaşlar? x eksi kök 7 yazmam gerekir. Köklerim kök 3 ve kök 7 gelir. Hangisi daha küçüktür? Kök 3 kök 7 buraya gelir. Buraya artı eksi artı dedik. Sıfırdan küçük olduğu yerler kök 3 ve kök 7 arası olacaktır. Kök 3'ü düşündüğümüzde hani nasıl bir sayıdır dediğimizde ne oluyordu arkadaşlar? 1,7 civarında bir sayıydı. Kök 7'yi düşündüğümüzde de e, o da 2,6 2,7 civarında bir sayı geliyordu. 1,7'den büyük 2 küsürden küçük sayımız sadece kaç vardır arkadaşlar tam sayı? 2 vardır. Demek ki bu eşitsizliği sağlayan sadece bir tane tam sayı varmış arkadaşlar. x kare artı 4x eksi 5 büyük eşit 0. Evet az önce e, şimdi burada arkadaşlar tablomuzu yapalım. Şunun köklerine gelecektir. x artı 5 çarpı x eksi 1. Yani buradan eksi 5'e 1 gelecektir. Şunu ayırdığımda x eksi 5 çarpı ne gelecek? x artı 1. Buradan da Eksi 1'e 5 gelecektir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tablomuzu yapalım. Şöyle yapalım. Köklerimizi düşünüyoruz şimdi. Kaç? Eksi 1, eksi 5, 1, 5. Şuradan şurası eksi 5 olsun. Şurası eksi 1 olsun. Şurası 1 olsun. Şurası da kaç olsun arkadaşlar? 5. Şuna birinci denklem olsun. Bu fx olsun. Bu da ikinci denklemim gx olsun. Şuraya fx yazdım. Burada gx yazdım. Bunun köklerine eksi 5'e 1. Alttakinin köklerine arkadaşlar eksi 1'e 5 eşitliklerden hangisini alacağım? Eksi 5'e 1'i alabilirim. Eğer sağlıyorsa ona dikkat edeceğim arkadaşlar. Şimdi şurada şu artı başlıyorum. Artı artı eksi eksi artı. Artı ile başladım. Artı kendi kökünde eksi eksi artı artı. Şimdi bu büyük eşit sıfır diyor. Şurası şurası değil mi arkadaşlar? Şu da küçük sıfır diyor. O zaman şuraları alacağız. İkisinin kesişimi zaten kaç oldu arkadaşlar? Eksi bir şey. ile beşin arası olmuş olduğu. Bir burayı sıfır yapıyor. Burayı da sağlamış oluyor. Demek ki ben bir kere 1'i alabilirim. Doğru mu arkadaşlar? 2'yi alabilirim. 3'ü alabilirim. 4'ü alabilirim. 5 aşağıya 0 yapıyor. Onu almayacağım. Yukarıyı sağlaması önemli değil. Demek ki alabileceğim değerler kaçmış arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 aralığında olacak. Tam sayı demediği için tabii ki aralık olarak alacağım. 1'e eşitlik var. 1'i aldım. 5'e kadar da hepsini alabilirim. Ne yapacağım o zaman? 1 kapalı, 5 açık aralı olarak çözüm kümemi bulmuş olacağım arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde bu nokta düzlemde ikinci bölgede. Şimdi ikinci bölgeyi çizdiğim zaman arkadaşlar ikinci bölge ne olacak arkadaşlar? E, birinci noktam demek ki e, sıfırdan küçük. ikinci noktam da sıfırdan büyük olacak. Yani x kare değil mi arkadaşlar? Eksi 8 x küçüktür. Küçük eşittir diyelim. Öyle değil mi? Yok küçüktür sıfır diyeceğiz. Şuraya baktığımda x eksi x kare artı x artı 20 o da büyüktür ne gelecek? Sıfır gelmiş olacak. Arkadaşlar yine tablomuzu yapacağız. Şuradan x parantezini aldığımda x eksi 8 gelecek. Küçüktür 0. Şurayı önce bir eksi parantezine alsam arkadaşlar. Eksi parantezinde. Onu şuraya yazayım önce. x kare doğru mu? Eksi x eksi 20 Büyüktürün ne gelecek. 0 gelecek. Şurayı çarpanlarına ayırdığımda kökleri bulmak için yapıyorum sadece. x eksi 5 çarpı x artı 4'ten. köklerimiz 5 ve eksi 4 gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi buradan ee, yine iki tane tablo yapayım şu şekilde. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi birincisi şu. x kare eksi 8x doğru mu? İkincisi de eksi x kare artı x artı 20 olacak. Köklerimiz ne geldi şimdi arkadaşlar baktığında? Şuradan 0 ve 8 gelir. Buradan da eksi 4 ve 5. O zaman şöyle yapacağım. Eksi 4 0 5. Burası kaç oldu? 8. Şunun kökleri 0 ve 8. Bununki ki eksi 4 e 5. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi şuna başlıyorum. Artı, eksi, eksi, artı, artı. Bu da eksi, eksi, artı, artı. Eksi olsun diyorum. Şimdi şunun ne olmasını istiyorum? Sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Demek ki şurayı alacağım. Bunun sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Demek ki burayı alacağım. Kesişimleri kaç oldu? Sıfırlı 5 arası olmuş oldu arkadaşlar. Eee 0 ile 5 arasını alacağım. Eşitliklere baktığımda eşitlikleri almayacağım. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman hangi sayıları alacağım sadece buradan? 1'i, 2'yi, 3 ve 4'ü. Bunların toplamı da 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10 yapmış olacaktır arkadaşlar. Eşitsizliğin sağlayan x değerlerinin bir aşağıdaki hangisidir demiş. Şurayı x kare parantezine alsak. x kare parantezinde x eksi 3. Şurayı da eksi 4 parantezine alırsam yine x eksi 3 gelir. Tekrar arkadaşlar x eksi 3 parantezine alırsam x kare eksi 4 gelir. Bunun küçük sıfır olmasını istiyor. Tablomuzu yaparsak şöyle köklerimiz ne geldi? Eksi 2. 2 ve 3 geldi. Artı eksi artı eksi dedik. Öyle değil mi? Sıfırdan küçük olsun için şurayı ya da burayı alacağım. Hangisi bu aralıktadır diye baktığımda 2'den biraz büyük bir değer olabilir. O zaman 2'den biraz büyük olan 5 bölü 2 yani 2 buçuk değeri bunu sağlayacaktır arkadaşlar eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Ee, 2x eksi 1'in küpü eksi x artı 2'nin küpü. Şimdi burada normal küp açılımımızı yaparsak eğer arkadaşlar. E, a küp eksi 1 küp gibi düşündüğümüzde. Şuraya onu yazalım şu şekilde. Ne gelir? 2x eksi 1 eksi x eksi 2 doğru mu? Şu şekilde yapacağım. E, çarpı e, 2x eksi 1'in neye gelecek arkadaşlar? E, karesi gelmiş olacak. Yani 4x kare eksi 4x artı 1 e, artı ikinci çarpı birinciden ne gelecek? 2x kare doğru mu? E, artı 4x eksi x'ten 3x gelmiş olacak. Eksi 2 birinci çarpı ikinci yaptık. Artı ikincinin karesi yani x kare artı 4x doğru mu arkadaşlar? Artı 4. Burayı ayırdık. Ee, şimdi burada aşağıya yatmadan şurayı bir toparlayalım arkadaşlar. Aşağıya daha sonradan yaparız. Şimdi buradan ne gelecek? x eksi 3. Şuraya yazalım onu. x eksi 3 çarpı 4x kare 2x kare 2x x kare daha 3x kare yaptı. 4 kare buradan kaç x kare gelmiş oldu arkadaşlar? 7x kare gelmiş oldu. 7x kare doğru mu? Eksi 4x var. E, artı 4x birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Sadece 3x kaldı. Artı 3x. Doğru mu arkadaşlar? 1, 4 daha 5, 5'ten 2 çıktı. Buradan da kaç geldi? 3 geldi. Bölü x kare çarpı x eksi 1. Ne gelecek İstiyor Ne istiyor? Buradan küçük eşittir. 0 istiyor. X tam sayıları. Şimdi şuranın kökü zaten 3. Şuradan bir 3'ümüz var. Şuradan da 0'ımız var. Çift katlı kök. Bir de neyimiz var? 1'imiz var. Şurada deltasına baktığımızda 0'dan küçük geleceği için buradan kök yok. Yani burada kafayı takacağımız bir şey yok. Çünkü kolları yukarı doğru. Kökü de olmadığına göre burası hep pozitiftir zaten. Burası hep pozitif. Demek ki biz burayı ve şurayı inceleyeceğiz. Burası hep pozitif. Köklerimiz ne? 3, 0, 1. 0 da çift katlı kök. Onu unutmayalım arkadaşlar. Şöyle tablomuz yaptığımızda 0'ımız var. Şurada 1'imiz var. Şurada 3'ümüz var. Neyle başladık? Artı, eksi, artı, artı işaret değiştirme Ne olmasın istiyor? Küçük eşittir 0 hep pozitifti. Demek ki bizim en azından negatif olan yeri bulmamız lazım. O da kaçta kaç arası olacak yani arkadaşlar? 1 ile 3 arası olmuş. Olacak. 1 ile 3 arası olmuş olacak arkadaşlar. Peki burada eşit 0 dediği için 0 yapan yerleri alabilirim. Yani 3'ü de alabilirim. Ama paydayı 1 0 yaptığı için neyi almayacağım? 1'i almayacağım. Demek ki elimde bir tek ne kalıyor arkadaşlar? 1 ve 3 arasından 2 ve 3 kalmış oluyor. Bunların toplamı kaç yapacaktır arkadaşlar? 5 olarak bulunmuş olacaktır. Evet 7. sorumuza geçelim. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şuradan kökümüz ne gelecektir arkadaşlar? X eşittir. Pardon. B çarpı C bölü A. Buradan ne gelecektir? X eşittir. Eksi A bölü B gelecektir. Şimdi baktığım zaman A negatifmiş. B pozitif. Burası pozitif olur. Ama şurası ne olacaktır arkadaşlar? Negatif olacaktır. Yani tablomu yaptığım zaman Şöyle yaptığımızda, tamam mı? Şurası negatif gelecektir. B çarpı C bölü A olur. Ama burası pozitif, eksi A bölü B olacaktır. Şimdi A negatif, B pozitifse çarpımları negatif olacağı için x karenin katsayısı negatif olur. Eksi artı, ne deriz? Eksi demiş oluruz arkadaşlar. E, sıfırdan büyük olsun diye demek ki burayı almamız gerekiyor. Bu aralığa baktığımda da hangisinde vermiş bunu? B C bölü A eksi A bölü B. Bu şekilde vermiş aralığımızı arkadaşlar. Eşitsizliğin çözüm kümesi. Mutlak değer olduğu için her zaman büyüktür. Ne diyeceğiz? Sıfır diyeceğiz. Burayı inceleyeceğiz. Buradan köklerimiz eksi 4 ve 4 gelir. Tablomuzu yaptığımızda şurası eksi 4 burası 4. Ne diyeceğiz? Artı eksi artı dedik. Doğru mu arkadaşlar? Küçük sıfır olsun diye nereye alacağız yani? Şurayı alacağız. Eksi 4 virgül 4 aralığını alacağız. Ama sıfır eşitlik olmadığı için buradan kaçı çıkartacağız? Burayı sıfır yapan iki değerini çıkartacağız. Doğru cevabımızı D olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet şurayı düzenlediğimizde ne gelir şurası? 2 bölü 3'ün karesi olacağı için üzeri 8 gelir. 2 bölü 3'ün x kare eksi 2 x'inci kuvveti 2 bölü 3'ün 8. kuvvetinden küçükse şu x kare eksi 2 x'in burası e, basit kesir olduğu için daha büyük olması gerekir. Daha büyük olsun ki daha büyük olsun ki kuvveti daha küçük yapsın burayı. Yani x kare eksi 2 x öyle değil mi arkadaşlar? Büyük eşittir kaç olmalıdır? 8. 8'i buraya attığımızda x kare eksi 2 x Eksi 8 büyük eşittir ne gelecek? Sıfır gelmiş olacak. x eksi 4 çarpı x artı 2 köklerimiz ne geldi? Eksi 2 ve 4 tablomuzu yaparsak arkadaşlar. Eksi 2 yazdım. 4 yazdım. Artı. Eksi. Artı dedim. Büyük eşit sıfır dediği için nereye alacaktık arkadaşlar? 4'ün ve 2'nin solunu, eksi 2'nin solunu almamız gerekir arkadaşlar. eşitsizliğinin çözüm kümesi 2-5 olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar köklerden birisinin 2, birisinin de kaç gelmesini istiyoruz? 5 gelmesini istiyoruz öyle değil mi? Şuradan 2 gelse yani oradan gelecek tahminim. Yine bakalım. Şurada bir kere x'in katsayısı pozitif, x'in katsayısı negatif kökleri bulduktan sonra Neyle başlamamız gerekecek arkadaşlar? Eksiyle başlamamız gerekecek. Şurası eksi burası artı burası eksi olacak. Şimdi şu aralığı alacağız. Demek ki şuraya kaç geliyormuş? 2 geliyormuş. Buraya da 5 geliyormuş. Doğru mu? Şuradan 2 gelse x eşittir kaç olur arkadaşlar? 2 olması için x eşittir a'dan 2 gelecekse a'nın 2 olması gerekir. E, kapalı dediği için şu kapalının yukarıdan gelmesi lazım. Aşağıdan gelmesi lazım. Demek ki kapı şu iki nereden geliyor yani? Yukarıdan geliyor. 5 açık dedi. Aşağının kökü çünkü paydayı sıfır yapıyor. Alamayacağız. Yani şuradaki kökümüzde kaç gelecek? Burayı sıfır yapan değer 5. 5 yazdığımda b eksi 2 kere 5 10 eşittir 0'dan b'miz kaç gelecektir? 10 gelecektir. Demek ki b'miz 10 a'mız 2'miş. Toplamları da 12 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11. sorumuza devam edelim. 11. soruda mutlak değerleşiklikler vermiş. Burada sonucun küçük eşit sıfır olmasını istiyor. Ya yukarısı pozitif aşağısı negatif. Ya yukarısı negatif aşağısı ne olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. Önce üst tarafı küçük sıfır alalım. Yani mutlak değer x eksi 4 eksi 2 küçük eşit sıfır diyelim. Buradan ne gelecektir? x eksi 4 küçüktür 2 gelecektir. Yani eksi 2 küçük eşittir. x eksi 4 küçük eşit 2 gelecektir. 4 eklersem 2 küçük eşit x küçük eşit kaç olacaktır? 6. Burası sıfırdan küçülse şuranın sıfırdan büyük olması lazım. Ee, o zaman mutlak değer x eksi 1 eksi 1 büyüktür 0 dediğimizde mutlak değer arkadaşlar gözükme şöyle yapalım. Mutlak değer x eksi 1 e, büyüktür birkaç gelir 1. Bir. O zaman x eksi 1 büyüktür 1 ya da x eksi 1 küçüktür ne deriz? Eksi 1 demiş oluruz. Şuradan ne gelmiş olur arkadaşlar? x büyüktür 2. Buradan da x küçüktür 0 gelmiş olur. Demek ki biz burada 2'yi x i 2 ile 6 arasında bulduk. Burada da ya 2'den büyük olsun ya 0'dan küçük olsun dedik. Şunların kesişimde bizim çözümlerimiz olur. 2'yi alamayız ama kaçı alabiliriz arkadaşlar? 3'ü, 4'ü, 5'i ve 6'yı alabiliriz. Şu an 4 tane değer bulduk. Bir de şuranın 0'dan Küçük olduğu duruma bakalım. Yani mutlak değer x eksi 4 eksi 2. Sıfırdan küçüğü seçmiştik. Büyük eşit sıfır diyelim. O zaman mutlak değer x eksi 4 büyük eşittir ne gelir? 2. Buradan x eksi 4 büyük eşittir 2'den. x büyük eşit 6. Ya da x eksi 4 küçük eşit eksi 2'den. x küçük eşittir kaç geldi arkadaşlar? 2 gelmiş oldu. Şu an ikisi var. Burayı sıfırdan büyük yaptığıma göre. Şu alt kısmı sıfırdan ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Küçük yapmam gerekiyor. Mutlak değer x eksi 1 eksi 1 küçüktür sıfır. Buradan da eksi 1 küçüktür x eksi 1 küçüktür 1 gelir. Her tarafa bir eklersem 0 küçüktür x küçüktür kaç gelmiş olur arkadaşlar? 2. E, 6'dan büyük olsun diyor. Burayla buranın kesişimi yok. 2'den küçük olsun diyor. Burayla buranın kesişimi var. 0 eşitlik alamıyorum. 2'yi alamıyorum ama kaçı alabiliyorum arkadaşlar? Buradan da 1'i alabiliyorum. 4 değer buradan bulmuştum. 1 değer de buradan buldum. Toplamda 5 değer bu eşitsizlik sistemini sağlamış olacaktır arkadaşlar. 12. soruya geçiyorum. Ne demiş? A eşit değildir 0 olmak üzere. Fonksiyon değeri daima 4'ten küçük olduğuna göre küçüktür. Ne yazdım? 4. 4'ü bu tarafa atarsam eksi x kare artı 6x artı a eksi 4 küçüktür. Ne gelecek arkadaşlar? 0. Hatta x kareyi karşıya atarsam hepsini yani x kare eksi 6x doğru mu? Eksi a artı 4 büyüktür. Ne gelecek arkadaşlar? 0 gelmiş olacak. Demek ki bu değer daima sıfırdan büyükmüş. O zaman bunun zaten kolları yukarı doğru deltasının küçüktür sıfır olması lazım ki hiçbir zaman x eksenini kesmesin. Kolları yukarıda ve köksüz bir denklem olsun. O zaman burada delta küçüktür ne diyeceğiz arkadaşlar? Sıfır. B kare yani eksi altının karesinden 36. Eksi 4 çarpı 1 çarpı c'miz ne? Eksi a artı 4. Küçüktür ne gelecek? Sıfır gelmeli arkadaşlar. 36 artı 4a eksi 16 küçüktür sıfırdan. 4 A artı 20 küçüktür 0. A küçüktür ne gelmiş olacak arkadaşlar? Eksi 5 gelmiş olacak. Eksi 5'ten küçük ama en büyük kaçı alabiliriz arkadaşlar? Eksi 6'yı çözümümüze alabiliriz. En demin AYT kitabından bir testi daha sizler için çözmeye çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.